Şimdi benzerlikte ne yapıyorduk hatırlarsan, yani şu kuralı verdiği zaman bizim için soru çok kolaydı. A ile D açısı eşitmiş. A burada. D de burada. Başka B ile B açısı eşitmiş. Ha tamam, bu ikisi de ortak açı yani. Şöyle bak, nokta var, çizgi var, nokta var, çizgi var. Şunları söylemesine gerek yok ama bakalım yine de. Bak C ile de E eşitmiş. Bunların eşit olduğunu zaten biz kendimiz de bulabiliyorduk. Çünkü neden? Bir üçgende iki açı eşitse ne oluyordu hatırlarsan? Üçüncüsü de eşit olmak zorundaydı. Ve ne demiştik? Aynı açıların karşısındaki kenarlar birbirleriyle orantılıydı. Peki bak, noktanın karşısında üç, yani iki tane noktanın karşısında üç var, iki tane noktanın karşısında altı var. Yani bunlar birbirine eşit dediğin için bak, bunun karşısında yani birbirine eşit olacak o zaman, değil mi? Yani birinde 3, birinde 6 ise, yani şöyle, E'nin karşısında 3 var, C'nin karşısında 6 var, 1 bölü 2 benzerlik oranı var. İşte başka ortak açının karşısında mesela DE'yi bilmiyorum. Yani burası X ise X bölü 2 de. Ha, yani burası ne? 3, 4, 5 de değil. Sorunun başında başka bir şey yok mu? Yanlış olmuş sanki. Yok Şuranın hocam, 90 olduğunu işte vermezse. Efendim? onu ben ispatlayamadım. Ha 90 yok. olduğunu Şurası ispatlayamadım, o 90 yüzden. vermezse soru çıkmaz. Yok yok, sen Değil mi? haklısın burada. Şurası 90 olmalı ki 3, 4, 5 olsun. 6, 8, 10 üçgeni olsun. Yok. Şey yok. Hani şurada bir 90 vermesi gerekiyordu. Sen haklısın. Sıkıntı var soruda. Ya da kenarda bir yerde yazmışlardır belki de, bilmiyorum. Şimdi bak, nokta açısı var, nokta açısı var. Ben şuraya ne diyeyim? Mesela buraya alfa dersem, burası da alfa olur. Buraya beta dersen bak şimdi. Şu üçgene bak. A, B, D üçgenine bak. Alfa var, beta var. Burası da ne olsun? Teta. Bak burada da alfa beta var. Demek ki burası ne olmalıymış? Teta. Yani aslında iki tane yine benzer üçgenimizi gördük. Bak şimdi bir tanesi şu. Teta'dan oluşuyor. Bir tanesi de şu. Şöyle bak, bir tanesi de bu. Peki verilenlere bakalım. FD 3'müş, tamam. DC 6'ymış, tamam. EF 2'ymiş, tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Bak ama bir benzerlik şimdi. Bu benzerlikte bak, alfanın karşısını bilmiyorum. Alfanın karşısını bilmiyorum. Beta'nın karşısını bilmiyorum. Her ikisinde de bilmiyorum. Peki ne yapmalıyım? Soru bu görünen benzerliğin dışında demek ki başka bir benzerlik daha var. Şimdi şu üçgenle, şu bir nolu üçgenle, iki nolu üçgene bakacak olursan, bak alfa var, alfa var. Şu açı da eşit olmak zorunda. Bak yine ne oldu? İki açısı eşit ise üçüncüsü, yani şunlar da eşit oldu. Anlaştık mı? Yani benzerlik aslında şuradaymış. Evet, çok bariz benzerlik bu gözüküyor ama aslında benzerlik buradaymış. Başlıyorum. İki tane çizginin karşısı x'miş. İki tane çizginin karşısı 6'ymış. Alfanın karşısı 2'ymiş. Alfanın karşısı 3'müş. İçler dışlar yaparsam x kaç gelir buradan? 4 gelir. Tamam, bu soru biraz zormuş. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Yani şu iki üçgen benzermiş yani. Peki burada nelerle karşılaşacağız? Aslında aynı şey bak. Şimdi şöyle, az önceki soruya benziyor. Yine bak, şu açıyla şu açı eşit. Bak ben buraya ne diyelim? Alfa açısı diyelim. Burası da alfa. Bak şimdi şuraya ne kalır? 180 eksi alfa. 180 eksi alfa. Burası da 180 eksi alfa. Bak şimdi çizgi var, 180 eksi alfa var. Çizgi var, 180 eksi alfa var. Buraya beta dersem eğer, bak ne oluyor? Burası da beta oluyor. Peki yeterli mi? Yani şu an bu bilgilerle soruyu çözebiliyor muyuz? İyi de bak, tamam, şu üçgenle şu üçgen benzer fakat hiçbir şeyini bilmiyorum. Yani x var, 3 var, başka da hiçbir şey yok. Peki düşünüyoruz şimdi sesli bir şekilde. Başka ne yapabiliriz? Bak şimdi alfa var, beta var, teta olsun. Bak beta var, teta var, alfa var. Demek ki bak burada da şu üçgen. Az önce hani ilk gördüğümüz benzerlik aslında bu. Bak beta'nın karşısında kaç var? 3. Beta'nın karşısında kaç var? 4. Alfa'nın karşısında kaç var? 4 artı x. Alfa'nın karşısında kaç var? 6. Yine içler dışlar yaparsak 18 eşittir 4x artı 4x, şey 4x artı 4, 16 pardon, 16 karşı yaptım, 2 eşittir 4x. X kaç çıkıyormuş?
1 bölü 2. Evet, bu da yine kolay bir soru değilmiş. Birazcık zor bir soruymuş. Evet, kafana takılan, anlamadığın bir yer var mı? Yok hocam. Peki, şimdi artık şeye başlayabiliriz.